Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba ben Doktor Çağlar Sakin. Bugünkü videoda size masseter botoksundan bahsedeceğim. Öncelikle ikiye ayırarak anlatmak istiyorum. Masseter nedir? Botoks nedir? Botoksla başlayalım. Botoks botulinum toksini adı verilen bir toksindir ve özel bir bakterinin oluşturduğu bir proteindir aslında ve insan vücudunda çeşitli tedavi hedefleri için kullanılabileceği keşfedilmiştir. Bu yüzden farklı farklı alanlarda botoksu kullanabiliyoruz. Tabi botoks deyince akla ilk önce cilt gençliği, cildin daha güzel görünmesi, genç görünmesi için yapılan uygulamalar geliyor. Ancak botoksun diş hekimliğinde de kullanılma alanları var. Ben bugün bir e, diş hekimi olarak size bunlardan bahsedeceğim. E, masseter botoksu dedik. botoksun ne olduğunu anlattık. E, masseter ise bizim e, ana çiğneme kasımız. Yani e, alt çenemizi hareket ettiren, sağa sola e, hareket ettiren ve çiğneme hareketi e, yapmamızı sağlayan, yani bir lokmayı ağzımıza aldığımızda e, onu Ezmeyi sağlayan ana çiğneme kasımız masseter kası. İşte biz diş hekimi olarak masseter kasına botoks uygulaması yani botulinum toksinini uyguladığımızda hedefimiz şu oluyor. Özellikle diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlığı olan hastalarımızın masseter kasından kaynaklanan bir spazm yani kasın Boyunun kısalması problemine karşılaşıyoruz ve böyle durumlarda diş sıkma, diş gıcırdatma alışkanlıkları bir türlü geçmiyor. Hastalar rahatlayamıyorlar. uyku sırasında daha çok bu olduğu için sabahları kalktıklarında baş ağrısı, boyun ağrısı, kulak ağrısı, çene ağrısı gibi ağrı şikayetleriyle karşılaşan pek çok hastamız var. daha çok gece oluyor ama tabii ki gündüz de diş sıkma alışkanlığı gözlenebiliyor diş sıkma durumlarında masset arkasımız yani ana çiğneme kasımızın boyuk sağdığı için e, tam gevşeyemiyor ve tam rahat hareket edemez hale geliyor bir süre sonra. Bu diş sıkma ve diş gıcırdatma uzun süreli olduğunda, arka arkaya olduğunda kasın gevşemesi ve rahatlaması için e, yeterli zaman kalmamış oluyor. İşte bu noktada botoks devreye giriyor. Botoks bir bakterinin ürettiği bir Proteindir demiştik. Nörotoksik bir proteindir aynı zamanda. Yani kaslarda geçici felce yani gevşemeye neden olur. İşte biz de diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlıklarına bağlı masseter kasında çok fazla kısalma spazm olan hastalarımıza maset arkasına botoksu uyguladığımızda bu kasta bir rahatlama, bir gevşeme olur ve hastalarımız e, diş sıkma, diş gıcırdatma ve buna bağlı çene eklemi ağrılarından e, bir süre de olsa kurtulmuş olurlar. E, botoks bu anlamda pek çok hastanın fayda gördüğü bir uygulama olmasına rağmen e, botoksun etkisi e, hayat boyu devam etmez. Ee, azalarak kademeli bir biçimde botoksun etkisi e, azala azala tamamen biter bir süre sonra. İşte bu sürede yaklaşık 6 ay kadardır. Yani 6 ay sonrasında e, eğer şikayetleriniz yeniden başlarsa, e, ağrı şikayetleriniz, kas kasılması e, şikayetleriniz yeniden başlarsa botoks uygulamasının tekrar edilmesine ihtiyaç vardır. Evet bugünkü konumuz masseter botoksu ile ilgiliydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizlerin de çiğneme kasında e, bu tarz bir problem varsa e, uzman diş hekiminizle botoks uygulamasını konuşabilir ve sizin için faydalı, gerekli olup olmadığını e, netleştirebilir ve e, uygunsa botoks uygulamasından siz de faydalanabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize ve dişlerinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.